Herkese merhaba, ben Umut Öncül. Dinamik çekimleri devam ediyor. Bu sefer üst üste cisimlerle karşınıza geliyoruz. Bunlar sınıfta incelenir mi, incelenmez mi bilmem ama sınavda kesin gelir arkadaşlar, emin olabilirsiniz. Biraz sağlam bir soru tipidir. Dikkat edelim. Şimdi zaten görüntü bile sıkıntılı. Şimdi burada bakıyoruz, iki cisim arasını taramışım ben. Bu iki cisim birlikte hareket edecekler mi, etmeyecekler mi göreceğiz. Yerde sürtünme yok. Kütleleri vermişim. Diyoruz ki sürtünme katsayısını verdik. Cisimler de birlikte hareket ediyormuş. Problem yok. Bu cisimleri birlikte hareket ettirebilecek maksimum kuvvete bakacağız. Şimdi iş yine kuvvetleri göstermekle başlıyor arkadaşlar. Yani öğretmenler kuvvetlerin gösterilmesine bu tür sorularda çok önem verir. Lütfen kuvvetleri gösterin. Hatta bu soruyu çözerken mutlaka yeni baştan yani bu şekli çözümünüze yapın, onun üzerinde gösterin. Sakın direkt yazıyla girmeyin. Bir de yanlış olur, Allah göstermesin. Yani ondan sonra sıfır puanları toplamaya başlamayın yani. Evet, şimdi kuvvetleri nasıl göstereceğim ben burada? Olay çok basit. Olay çok basit. Şimdi siz X cismine bu kuvveti uygulayıp da sağa doğru bu sistemi götürdüğünüz zaman alttaki cisme direkt bir kuvvet uygulanmamasına rağmen bizimle birlikte geliyor. Her zaman arkadaşlar İki cisimden birine mutlaka kuvvet uygulayacaklar ya. Her zaman kuvvet uygulanmayan cisimden başlayacaksınız. Ve ben burada yine sürtünme kuvvetini gösterirken kimi etki ediyorsa onun içinden göstereceğim. Şimdi ben bunu çektiğimde alttaki de benimle birlikte geliyorsa alttakini ileriye doğru getiren kuvvet sürtünme kuvvetidir. O zaman Y için, bakın biraz Y'nin içine çiziyorum. Y için arkadaşlar sürtünme kuvveti ileriye doğrudur. Aman diyeyim. Aman diyeyim, bu Y'yi de bizimle birlikte getiriyor. Mutlaka iki cisim arasında bir sürtünme var. O onu ileriye doğru götürüyor. Şimdi bu bir etkidir. Bu bir etkidir. X Y'ye sürtünme kuvveti sayesinde hadi gidiyoruz demiştir ve ileriye doğru sen de bizimle birlikte geleceksin demiştir. Bu bir etkidir. Etkiye karşılık zıt yönde aynı büyüklükte ve diğer cisme tepki olacaktır. O da kesinlikle X'e uygulanacak arkadaşlar. O da buradadır. Bu da sürtünme kuvvetidir ve doğal olarak bunlar birbirine eşittir. Şimdi burada bunu yazdıktan sonra tabii ki de klasik olarak yine yani gerekli olduğu için hani söylüyoruz, sürtünme kuvvetini bulmak zorundayız. Çünkü Y'yi hareket ettiren bu. Ama ilk önce sistem adına ne yazabileceğimize bakalım. Bakın sistem. Hani insan bir denemek istiyor. Acaba olur mu diye. F net eşittir M toplam çarpı. Evet. F net eşittir M toplam çarpı A sistem diyeceğiz ya, net kuvvet. Sistemin tamamına baktığınız zaman arkadaşlar sürtünme kuvveti iç kuvvet olmuştur. Sistemin içerisinde konuşulması gereken bir şey olmuştur. Bunlar birbirini götürmüştür. Biz F'ye bakmışızdır. F eşittir. Toplam kütle ne? 6 var, 4 var, 10 var. Hop, kapak oldu işte. Şimdi sen daha sistemin ivmesini bulmadan, sistemin ivmesini bulmadan nasıl F'ye geleceksin? Kalıyoruz. Yani tek tek inceleme yapmıyor. Yani bu 0,3'ün verilme sebebi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada o zaman şöyle bir şey yapacağız. İlk önce ben sürtünme kuvvetini bulacağım. Sürtünme kuvvetini, evet, burada bu cismin üzerine bindiği için burada sürtünme kuvveti oluştu. Bunu yapan x'tir. O zaman k çarpı, değil mi? N'den gidelim. K çarpı ne? Genel formülümüz çünkü. K çarpı mx çarpı g. Yerine yazıyorum. K'mız kaçtı? 0,3 verilmişti. 3 bölü 10 diye gömdüm. Kütlemiz ne? 4. Nefis. Harika, tam sayılar geliyor. Evet, böyle bir şey. Burada sürtünme kuvvetinin 12 Newton olduğu ortaya çıktı. Güzel. Şimdi hala buraya yanaşamıyorum. İmiyi bulamamışım, bakın dikkat ederseniz. O zaman bari şu cisimleri tek tek incelesem bir şey olur mu diye bakıyorum. Yani üstten gidemiyorum. Sürtünmeyi buldum ama F'yi buldurmaya çalışıyorlar. İvme hala yok. Bunu bulmadan olmaz arkadaşlar. Onun için Y'den saldıracağız. Y'den nasıl gireceğim olaya? Ona şu anda dikkat edin. Evet, sadece Y için yazıyorum. Bunu da unutmayalım. Bu çok havalı. Sınav sorusudur bu. Kademeli sorudur. Evet. Y'ye bakıyorum. Y'ye etki eden, sadece Y'ye etki eden bu sürtünme kuvveti var. F net eşittir MA'yı artık hepimizin bildiğini düşünüyorum. Yazmayacağım. Y'ye etki eden tek bir net kuvveti yazacağım. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Evet. MY çarpı A sistem. Böyle bir şey yapıyorum. Ona etki eden net kuvvet sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti eşittir MY çarpı A sistem. Onu da 12 bulmuştuk. 12 eşittir. Wow, yine tam sayı 6 arkadaşlar, inanılmaz. Evet, yine 1 ivme 2 metre bölü saniye kare çıktı. Bu tamamen şans, sayı ayarlamasındaki artık durumlar. Neyse, bunu bulduk. Artık sonuca gidebilirim. Bakın
Neydi? Toplam kütleyi biliyorum. Bütün sistemden yazacağım. Şuradan getireyim mi genci? Şöyle buraya getireyim. Şunda da karışmasın ama. Evet. Bakın burada artık F eşittir 10 çarpı A sistem demiştik. Bunu da bulduğumuz için yerine yazıyorum sadece. F eşittir 20 Newton çıkıyor. Yani bu 15 puanlık soru bile olabilir arkadaşlar. Bakın kuvvetleri gösterdim. 1. Bunu yazdım. Olmadı. 2. Ama lazım bu bana. 3, 4, 5. kademede çıktı. Çok güzel bir sorudur. Bunun diğer tiplerine bakalım şimdi. Evet. Yani burada da çok da farklı değil aslında. Yine aynı cisimler üst üste duruyorlar. Yine aynı yer sürtünmedi. Yüzeyde sürtünme yok. Yerde daha doğrusu. Bu sefer alttan çekiyoruz. Kuralımız neydi? Her zaman kuvvet uygulanmayan cisimden başlayarak yola çıkacaksınız. Bunlar madem birlikte hareket ediyorlar, x cisim düşmeden uygulanabilecek maksimum kuvvet diyor ya, madem birlikte gidecekler, düşmeyecek bu. O zaman sen kuvvet uygulanmamış cisim bu sistemle nasıl hareket ediyor ona bakacaksın. Evet, o zaman da ne olacak? X'i ileriye doğru götüren kuvvetin yine şu aradaki sürtünme olduğunu söyleyeceksin. Her zaman kuvvet uygulanmamış cisimden. Evet, o zaman ben yine burada bunu ileriye doğru götüren kuvvetin sürtünme olduğunu söylüyorum. Bu bir. Etkiye karşı tepki gelecek. O da diğer cisme gelecek. Onda da evet. Oo, çok 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 havalı oldu ya burada. Evet, bu da sürtünme kuvvetidir. Ama sistemin toplamına baktığınız zaman arkadaşlar dikkat edin. Bu kuvvetler birbirini götürür. Aynı problem yine başımızda. Benden F isteniyor ama ben F net eşittir ma'dan düşündüğüm zaman değil mi? Yani bu F'yi yazamıyorum. Neden? Çünkü ivmeyi bilmiyorum. O zaman galiba yine biraz önceki örnekte olduğu gibi sürtünme kuvvetini bularak başlayayım. Hemen x'ten olayı götüreyim. O zaman sürtünme kuvvetini şöyle buluyoruz. K çarpı neydi? Oradan da K çarpı mx çarpı g diye gittik. K ne? 0,3 maşallah. Evet, mx kütlemiz o var. Hiç değilse o var. Bu da gitti. Evet, sürtünme kuvveti 6 Newton bulundu. Şimdi ben x için yazıyorum. X için yazıyorum. F net eşittir. Evet. M çarpı mx çarpı A sistem. Evet. F net nedir x'e? Tek bir kuvvet etki ediyor zaten. İleriye doğru. O da sürtünme kuvvetidir. Evet. Onu da yazalım. Artık yazdım onu da. Mx çarpı A sistem. O 6. Kütlemiz 2 arkadaşlar. Onu da yazalım. Çarpı A sistem. Buradan bu arkadaş. Evet. İlginç. Bu sefer 3 geldi. İyi. Hiç değilse değişebildiğini gördük. İçim rahat etti biraz. Tamam, bunu da yaptım. Bunu da yaptım. İvmemi buldum ya, artık yıkamazlar. Bakın sistemden gireceğim. Sistemden gireceğim. Daha kolay olur, net olur. Bütün hepsini birden düşününce sürtünme kuvvetleri birbirini götürecek. Biz F'ye kalacağız. Uzatmıyorum. Uzatıyorum. F net eşittir M toplam çarpı A sistem diye göstere göstere yazıyorum. Net kuvvetim F'dir. F'yi yazdım. Toplam kütlem 4 var, 2 var, 6'dır. Evet, burada da bu arkadaşımız var. İvmemiz geldi. Evet, değil mi? F eşittir 18 Newton arkadaşlar. Kuvvet soruluyor. Bu sistemi birlikte hareket ettirebilecek en büyük kuvvet düşmeden işte üstteki 18 Newton'muş. Şimdi bir model daha. Bu sefer duvara bağlıyoruz burada. İlginçtir, güzeldir. Şimdi ne oluyor peki burada? Niye böyle bir örnek var? Şimdi arkadaşlar bu duvara bağlı olduğu için bir yere gitmeyecek. O belli. Sen biraz önce bakın. Biraz önceki örnekte de alttan kuvvet uygulamıştım. Üstteki cismi de bizimle birlikte ileriye götüren kuvvet sürtünme kuvvetidir demiştim. Burada da aynı şey olacak. Burada da sürtünme kuvveti şansını deneyecek burada. Bu tarafa doğru onu çekecek. Ancak duvara iple bağlı olduğunuz için hayır diyecekler burada. Yani burada oluşan sürtünme kuvveti anında ip gerilmesi tarafından durdurulacak. Değil mi? Anında durdurulacak. O zaman ben aslında ip gerilmesini bana sordukları zaman kesinlikle kimi bulmuş oluyorum? Sürtünme kuvvetinin ta kendisini bulmuş oluyorum. Bunlar birbirine eşit çünkü x dengede. O zaman biz sürtünme kuvvetini bulalım. Ama bir dakika, etki tepkiden dolayı buna böyleyse bize de böyledir demeyi yine unutmuyoruz. Evet, şöyle bir sürtünme kuvveti de alttaki cisim için var. Bakın kime uygulanıyorsa kuvvetler arkadaşlar içine çizin. Arada bir yerde kalmayın. Öğretmen anlamaz. Derdinizi anlatamazsınız. Hani kendi başınıza tamam da bir test çözerken tamam da sonra sıkıntı yaşamayın derim. Şimdi burada ilk önce sürtünme kuvvetini buluyorum. Sürtünme katsayısı verilmiş. Fs eşittir k çarpı n. Buradan da k çarpı mx çarpı g diye yazdım. Şimdi nedir o? 0,2. 2 bölü 10 yaptım. Üstteki cisim 2 idi. G de buydu. Oh, şöyle bir güzel 4 Newton sürtünme kuvvetim var. X'i incelediğimizde dengede unutmayın. Dengede. Dengede.
Evet, bu dengede unutmayın. O zaman T eşittir Fs olacaktır. Bu da gelir ha. Vallahi gelir, billahi gelir. Bunu da 4 Newton bulursunuz. Bu bir. Ondan sonra bakalım ne istenmiş bizden. Ha, diyor ki A'ya, hani biz bunu buradan cayır cayır söküyoruz diyor. Burada sürtünme olsa bile diyor, ben yeterince hani kuvvet uyguluyorum. 40 Newton uyguluyorum. Söküp atıyorum. Hızlandıracağım bunu diyor. İğmeyi bulun. O zaman artık yapacak bir şey yoktur. Hareket vardır. İğme vardır. M çarpı A yazılır. Peki net kuvvet ne? F var. Engelleyen Fs var. F eksi Fs eşittir. Değil mi? M çarpı A. Bulacağız bunu. F'miz 40 maşallah. Sürtünme kuvvetini buldum. Değil mi? Sürtünme kuvvetini buldum. Bu da ne şeydi? Ne yazdım? Ben 4 Newton diye buldum. Kilomuz kaç bizim? 8 kilo çarpı A. Burası ne yaptı? 32 var. Değil mi? 32 var. 8'e bölüyorum. A. Evet. Değil mi? 4 çıkıyor. 4 metre bölü saniye kare. İvme ne demekti? İvmeyi bulup duruyorum ama ivme ne demekti? Yani bunun ivmesinin 4 olması demek. Bu cisim her saniye dörder dörder hızlanıyor demek arkadaşlar. Evet, bu da böyle güzel bir sorumuz oldu. Şimdi acaba ne çıkacak diyoruz. Ta-da! Evet. Daha çirkini var mı? Şimdilik elimizde en çirkin model olarak bu var arkadaşlar. Yine bakın üstten yani hareket eden bir şey var. Sürtünen tüm yüzeyler 0,2. Kaçış yok arkadaşlar. Kaçış yok. Her yer sürtünmeli. Can yakıyoruz burada artık. Bu soru son modeldir. Yani bu daha önceki yıllarda da çıkmış bir soru tipi olarak karşımızda. Okul öğretmenlerimizle bu soruyu sınıfta incelemediyseniz arkadaşlar bu gelir. Ben söyleyeyim size gelir. Şimdi kuvvetleri gösterelim. İpten başlayalım. İpten. İpteki gerilmeler bağlı olduğu yerden dışarıya doğru gösterilerek çizilir. Bak buradan bağlıydı, bu tarafa çizdim. Geliyorum. Buradan bağlı. Gene dışarıya çiziyorum. Bu genel kuraldır. Ünitesi fark etmez arkadaşlar. Bu bir. Şimdi sürtünme kuvveti. Bu cisim hani bu tarafa doğru gitmeye kalkacak ya. Sürtünme kuvveti ona şöyle etki edecek. Burada böyle. Fs. Etkiye karşı tepki. Bak buradan yine kuvveti uygulamadığım cisimden gittin. Onu çok dikkat edin. Püf noktası odur. Kuvvetli çok fena oldu. Evet. Aynen böyle. Sana böyleyse bize de ters yönde olacak. Bu tarafa doğru olacak. Gösteremiyorum artık. Şöyle yaptım. Fs. Bakın kime uygulanıyorsa içine çizdim. Tekrar ediyorum. Kuvveti uygulamadığım cisimden başlayayım. Bu durumda x oluyor. X'i ip çekecek. Sen bunu alttan böyle sökmeye başladığın zaman T buradan onu da peşinden sürükleyecek. Yani şöyle bir hareket var. Bu tarafa doğru hareket ediyorsa, değil mi? A ivmesiyle biz de bu tarafa doğru hareket ediyoruz böyle A ivmesiyle. Değil mi? Yani ayrı ayrı yazacağım zaten bunları. Ona da birazdan göz atacağız. Şimdi bunların aynı ivme ile hareket ettiğini bulduk. Şimdi biz sürtünmeleri bulalım. Burada Fs falan dedim ama şunlar kendi içinde şuradaki sürtünme kuvveti karışmasın. Bir de yerde var. Buna ben Fs1 diyeyim arkadaşlar. Sonra yerdekine gidelim. Yerdekine gidelim. Onda da şöyle bir şey olacak. Onu şöyle göstermek istiyorum. Burada da böyle, değil mi? Şöyle bir kuvvetimiz var. Bu da arkadaşlar Fs2 olsun. Sadece büyük cisimle yüzey arasında aşağıdaki kuvvet oluyor bu da. Onu da bulmuş olalım. Şimdi hemen devam edelim. Fs1 neymiş? Fs1 arkadaşlar k çarpı mx çarpı g'dir. Şu yüzey arasında uygulanıyor çünkü. 2 bölü 10 mx'in kilosu kaç? 1 kilo çarpı burada da 10 var. Çat çat. Buradan ne çıktı? 2 Newton. Sürtünme kuvveti 2'ye bakıyorum. K çarpı dikkat. Sürtünme kuvveti 2 toplam kütle üzerinden oluşturuluyor. Onun için mx artı my yazmak zorundayız. Bu m harfi çarpı g. O da 2 bölü 10 değil mi? O da 10. Çarpı toplam kütleye bakalım. 1'i 1, 1'i 4 direkt yazıyorum. 5. Burada da 10 var. Bu da gitti. Buradan da sürtünme kuvveti 10 Newton çıktı. Ben hazırlığımı tamamladım. Şimdi x için olayı yazalım. X için ne yazabiliriz? Bakın parça parça gelecek. İki cisim var arkadaşlar. Sadece x'e bakın. Artık f net eşittir ma yazmıyorum. T çekiyor. Sürtünme engellemeye çalışıyor. Başarısız. Fs1. Evet. Eşittir. mx çarpı a. Dursun. Y'yi yazıyorum şimdi. Hemen altına yazıyorum. Çünkü taraf tarafa toplama yapacağım. Evet. Son dakikalar. 24 Newton'la çekiyoruz. 24 Newton'la çekiyoruz. Engelleyen Fs1 var. Engelleyen Fs2 var. T var. Ama mücadeleleri yersiz. F bunları söküp atıyor. T var. Fs1 eksi Fs2 eşittir. Mx dedim yalnız. Y cismi arkadaşlar. My çarpı A. Yazdım. Bu Y. Aman ha.
Şöyle de gülen yüzümü yapayım, affettireyim kendimi. Evet. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplayacağız. Burada artık yöntem size ait. Ben taraf tarafa toplamayı seçiyorum. Eşittirlere dikkat. Aynı tarafta olanlara bakıyorum. Şimdi ben bunları topladığım zaman T'ler gidecek. Değil mi? T'ler gidecek. Onları şuradan götürdüğümü varsayıyorum. 24 eksi. Sürtünme kuvveti birden 2 tane var. 2 tane Fs1 var. Değil mi? Eksi Fs2 var. Eşittir. Burada da A parantezinde mx artı değil mi? My çarpı A olacak. Şimdi bunlar neydi? Fs1 2 idi arkadaşlar. O zaman burası 4. Fs1. Fs2 de 10'du. Oo çok güzel. 14 var bakın. Değil mi? Bunların toplam kilosu da kaçtı? 5. Çok güzel. 24 var. 14 çıkardım. 10 kaldı. Eşittir. 5. Değil mi? Çarpı A. Hoppacık. Evet bunu böyle yapmak istedim. 2 metre bölü saniye kare. Gene ivme 2 çıktı. İvme dediğin 2 olur zaten diyoruz falan diyormuşum. Şimdi öyle bir şey yok. Kötü oldu ama yine de şakaydı. Şimdi bana T'yi soruyorlar. Hala daha gelmedim. Herhangi bir cismi inceleyeceğim. Benim denklemlerim vardı değil mi? Benim denklemlerim vardı. En ucuz görüneni alıyorum şimdi. Herhangi birinde yerine koyacağım aslında. T eksi sürtünme kuvveti 1 diyor. Sürtünme kuvveti 1'i 2 bulmuştum. Yazıyorum. 2 eşittir. Mx kaç? 1. Yazıyorum. İvmem kaç? Evet bu 2 çarpı 2. Çok şükür, çok şükür. Bakın 2 de karşıya geçer. T eşittir 4 Newton. Evet bunu da bulduk arkadaşlar. Bunlar en sağlam sorulardı. Evet en sağlam sorulardı. Bunu da tamamladık. Şimdi diğer bir soru tipine yani daha doğrusu alt başlığa geçeceğiz. Şimdilik bu kadar.